Hepinize merhaba sevgili arkadaşlar. Ben Yasin Uzun. Kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle Bilecik Şehit Ebadi Üniversitesi'ni kazanan tüm arkadaşlarımızı biraz geç olsa da tebrik ediyorum. Bu videoyu çekmeyi çok istiyordum aslında ancak uzaktan eğitim olduğu için çok da acele etmedim açıkçası. Hala araştıran arkadaşların olduğuna eminim. Her sene de sürekli yeni öğrenciler geldiği için bu videoda her sene izlenecektir diye düşünüyorum. Videoya başlamadan önce şunu belirtmek isterim ki arkadaşlar bu videoda derslerin işlenişi, sınav sistemi falan değil daha çok Bilecik'i şehir olarak konuşacağız. Nedeni de şu, ben bu sene Bilecik Şehit Ebadi Üniversitesi'ni henüz DGS ile daha yeni kazandım. Derslerin işlenişi ve üniversite hakkında çok fazla bilgim yok. Uzun zamandır Bilecik'te yaşadığım için kız kardeşim ve eski kız arkadaşım da Bilecik Şehit Ebadi Üniversitesi'nden mezun olduğu için size elimden geldiğince bilgi vermeye çalışacağım. Şimdi öncelikle ben şehir olarak Bilecik'i çok seviyorum arkadaşlar. Bilecik gerçekten çok sakin, çok güzel bir şehir. İlk geldiğinizde biraz hayal kırıklığına uğrayacaksınız. Bu her gelende ilk başta oluyor. Ancak giderken buradan hep üzülerek gideceksiniz. İlla ki istisnalar vardır. Şimdi yorum yapanlar olacak. Ben hiç üzülerek gitmedim veya ben sevemedim gibi düşünenler olacaktır illaki. İstisnaları ayrı tutalım. Şunu bilmenizi istiyorum. Ben daha önce Çanakkale'de üniversite okudum. Muğla'da üniversite okudum. Eskişehirliyim. Hangi şehire giderseniz gidin. Benim gördüğüm, benim yaşadığım yani Muğla'da bile, Muğla gibi bir şehirde bile nereden geldik? Böyle şehir mi olur? Batsın Muğla'nız, bitsin Muğla'nız. Yani şehire küfür edip gidenleri bile biliyorum. Şimdi belli bir düzene alışmışsınız. Belli başlı arkadaşlarınız var. Bir de lise gibi bir ortamdan kopuyorsunuz. Çünkü lisedeki bağlar gerçekten çok daha kuvvetli oluyor. Üniversite gibi, buz gibi bir ortama girdiğinizde bir de şehir değişikliği yaşadığınızda gerçekten büyük bir boşluğa düşüyorsunuz. Tabii bu süreç büyümenin ilk adımı diyebilirim. Bu gerçekle yüzleştikten sonra ve bunu kabul ettikten sonra yavaş yavaş da o şehri sevmeye başlayacaksınız. Şöyle bir detayı da es geçmek istemiyorum arkadaşlar. Aslında üniversitede gerçekten iyi bir üniversite hayatı yaşamak istiyorsanız gittiğiniz şehir değil de daha çok sizinle alakalı olan bir durum bu. Neden diyeceksiniz? Çok girişken değilseniz, birazcık çekingen davranıyorsanız ve her şeyden kendinizi geri çekiyorsanız en güzel şehirde de en kral şehirde de üniversite okusanız ne yazık ki üniversite hayatınız çok kötü geçebiliyor. Ben Bilecik Şehit Ebadi Üniversitesi'nde çok iyi üniversite hayatı yaşayan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde çok kötü üniversite hayatı yaşayan insanları tanıyorum bizzat. Bu dediğim gibi sadece sizinle alakalı olan bir şey. Okula başladığınızda çevrenizden de duyacaksınız. Hatta muhtemelen siz de düşüneceksiniz. Ben okulu bırakmayı düşünüyorum. Ben şu üniversiteye yatay geçiş yapacağım. Keşke kendi şehrimde okusaydım. Keşke şehrime yakın bir yerde okusaydım gibi düşünceler illaki olacaktır. İçinizi ferah tutun. Güzel dostluklar, arkadaşlıklar kurmaya bakın. Herkese güvenmeyin arkadaşlar. Üniversite dostlukları bir tık liseye göre daha sahte olabiliyor. Aynı zamanda aşık olmayın çünkü genelde üniversitede aşklar otogarda bitiyor. Şimdi gelelim Bilecik'i şehir olarak birazcık konuşmaya. Bilecik küçük, sakin ve şirin bir şehirdir. Ben burada çok fazla olay duymuyorum. İlla ki olmuyor mu? Oluyor. Ancak bir Eskişehir'e göre, Bursa'ya göre veya bir İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlere göre kıyasla çok sakin bir şehir. Sakin olması avantajlı arkadaşlar. Yani bir İstanbul'da okuyan öğrenci atıyorum Taksim'e gidiyor. Bir saat yolculuk çekiyor. Taksim'de eğleniyor. Tekrar geri geliyor evine, yurduna. Bilecik'te bunu zaten siz yapabiliyorsunuz. Buradan Eskişehir zaten bir saat. Eskişehir'de bir organizasyon oluyor. Zaten buradan hemen servis istiyorlar. Bir organizasyon ayarlıyorlar. Sürekli oraya eğlenmeye gidilebiliyor. Veya Bilecik'te birkaç tane daha yeni açıldı. Bu son 1-2 senede oldu bunlar. Alkollü mekan hiç yoktu. Alkollü mekanlar açılmaya başladı. Bilecik kafe yönünden gerçekten çok gelişmiş bir şehir bence. Çünkü nüfusuna oranla çok güzel kafeleri var diye düşünüyorum ben. Bilecik yaklaşık 60 bin 65 bin nüfuslu bir şehir. Kafeleri şehrin nüfus oranına göre çok güzel arkadaşlar ve gerçekten de bayağı aktifler. Aynı zamanda şehirde bol bol ormanlık arazi var. Sürekli kamp yapabilirsiniz, piknik yapabilirsiniz, üniversite arkadaşlarınızla eğlenebilirsiniz. Genellikle Beylitözü Göleti var. Beylitözü Göleti'nde çok vakit geçirirsiniz diye düşünüyorum. Ancak üniversite hayatı tabii ki kışın geçeceği için o da araba olmadığı zaman sizin için birazcık sıkıntı olabilir. Bozcaamut Göleti'miz var arkadaşlar. Bozcaamut Göleti de Bilecik'in ilçesi Pazar yerinde kalıyor. Orası da bayağı bilinen bir gölettir. Genellikle oraya da kamp yapmaya falan geliyorlar. Şu anda pandemi sürecinde olduğumuz için buralar çok aktif değil. Bilecik'in çarşısı çok küçüktür arkadaşlar. Bilecik'in hatta başından sonuna bir gün böyle bir video çekme gibi bir planım da var. Başından sonuna yürüdüğünüzde yaklaşık yarım saat, hadi çok yavaş yürüdüğünüzü varsayalım, bir 40 dakikada Bilecik'i rahatlıkla bitirebiliyorsunuz. Bu 40 dakikanın bir 10 dakikası da çarşı içi diyebilirim size. Evet, Bilecik Eskişehir'e bir saat demiştik. Eskişehir'de her türlü sosyal aktivite var zaten. Eskişehir'i hiçbir şekilde anlatmama gerek yok. İhtiyacınız olan her şeye Eskişehir'de ulaşabiliyorsunuz. Yine aynı şekilde Sakarya'da bir saat, Bursa otobüsle 2 saat, arabayla 1,5 saat. Bursa'ya da yeni bir yol yapılıyor arkadaşlar. Orası da muhtemelen yaklaşık bir saate düşer diye tahmin ediyorum. Kütahya yine aynı şekilde 1,5 saat uzaklıkta. Yani Bilecik'in çevresindeki bütün iller Bilecik'e çok yakın. Bilecik biraz da merkezde kalıyor. Hem sakin bir şehirde yaşayıp hem de eğlenceli şehirlere birer saat uzaklıkta kalmak sizin için iyi olabilir. İyi bir arkadaş ortamı ve iyi bir organizasyonla çok güzel eğlenebilirsiniz. Şimdi video birazcık şey gibi oldu arkadaşlar. Hani biz oraya ders çalışmaya mı gidiyoruz, eğlenmeye, gezmeye, tozmaya mı gidiyoruz diye düşünebilirsiniz. Dersler hakkında bilgi veremiyorum. Bunları birazcık yaşayarak, tecrübe edinerek öğrenip daha sonra bunlar hakkında video çekmeye devam etmek istiyorum. Şu anda benim bildiklerim bunlar olduğu için, daha çok şehri tanıdığım için size şehir
şehrin olanaklarından bahsetmek istiyorum. Tamam, hepimiz ders çalışmaya, okumaya geliyoruz ancak yaşadığınız şehir de sizin için çok önemli. Çünkü az buz değil. Burada ön lisans okuyanlar en az 2 sene, lisans okuyanlar en az 4 sene vakit geçirecekler ve bu şehirde yaşayacaklar. Bu şehrin insanını, bu şehrin kafelerini, bu şehirdeki sosyal hayatı gerçekten insanlar merak edebiliyor. Ben de bir asker çocuğu olarak Bilecik'e gelmeden önce Bilecik'i gerçekten çok merak etmiştim. İçiniz rahat olsun. İlerleyen zamanlarda Bilecik'e gayet alışabiliyorsunuz. Ders çalışma konusunda da gayet sakin bir şehir olduğu için, ortam sizi sağa sola sürüklemediğinden dolayı çok rahatlıkla ders çalışabileceğinizi düşünüyorum. Muhtemelen bu sene böyle gidecek arkadaşlar. 2020-2021 eğitim öğretim yılında beraber olamayacağız diye düşünüyorum. 2021 ve 2022 eğitim öğretim yılında okul tekrardan açılır diye tahmin ediyorum. O zamana kadar muhtemelen aşılar bulunmuş ve yapılmış olur. Tabii ki daha erken olursa da çok daha iyi olur. Ön lisans okuyan arkadaşlar için çok üzülüyorum. Hani böyle şehirden kurtulup özgür bir hayat yaşayayım diye düşünen arkadaşlar illaki vardır. Onların bir senesi gitti ne yazık ki. Ama hiç üzülmesinler, merak etmesinler. Hayal ettiği gibi olmuyor hiçbir şey. Çok da okumak istiyorlarsa DGS sınavına girerek tekrardan yeni bir bölüme yerleşerek üniversite hayatına devam edebilirler arkadaşlar. Benim anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Şu anda çok fazla şey aklıma gelmiyor açıkçası. Eğer anlatmadığım, merak ettiğiniz sorular varsa elimden geldiğince yardımcı olmak isterim. Beni Instagram'dan takip edip sorularınızı yöneltebilirsiniz. Aynı zamanda videomu beğenmeyi ve kanalıma da abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Hoşça kalın. With the best of 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 the best